Gördüğünüz fotoğraf benim için Apollo görevlerinin yani ay yarışının ve ilk ayak basışının en güzel, en muhteşem fotoğraflarından birisi. Peki siz fotoğrafa baktığınızda dikkatinizi ne çekiyor? Bu fotoğrafta dünyanın oluşumundan günümüze kadar doğmuş, ölmüş, doğacak olan tanıdığınız, aileniz, arkadaşlarınız aslında herkes ama herkes bir şekilde bir atom olarak veya şu anda hayatta bir insan olarak var olmakta. Tek bir kişi hariç, o da fotoğrafı çeken Apollo 11 komand modülü pilotu Michael Collins. Tarihin en yalnız adamı. Bu fotoğraf Apollo görevlerinin en meşhur ikinci fotoğrafı, üçüncü fotoğrafı olabilir. En meşhuru daha önce Apollo 8 yolculuğunda çekilen dünyanın doğuşu fotoğrafı. Bu fotoğrafla ilgili binlerce video, yazı, her şey var. Barış Özcan da bununla ilgili bir podcast yapmıştı. Onun linkini aşağıya bırakırım. Ancak ben bugün bu fotoğrafı konuşmak istiyorum. Benim koyduğum ismiyle dünyanın en derin yalnızlığı. Collins aslında tüm seyahat boyunca yaşadığından dolayı tarihin en yalnız kişisi olarak adlandırılıyor. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyinde ilk adımları basarken Michael Collins yörüngede kumanda modülünün içerisinde ayın etrafında tam 21 tur attı tek başına ve her bir tur sırasında ayın karanlık tarafında bulunduğu 48 dakika boyunca dünya ile olan tüm görsel, işitsel, duyusal iletişimi kesik durumdaydı ve o 48 dakika boyunca tüm insanlıktan kopmuş durumdaydı. İşte ona tarihin en yalnız insanı unvanını kazandıran olay da bu. Bu fotoğrafta Eagle'ın Ay'a inişten sonra tekrar komand modülüyle birleşip Dünya'ya dönmeden önceki anda çekilen bir fotoğraf. Ve gördüğünüz gibi arka tarafta Dünya, önde Buzz Aldrin ve Neil Armstrong varken Michael Collins bu tarihi fotoğrafta yer almayan tek kişi. Gelin şimdi bu fotoğrafın nasıl çekildiğini, hangi koşullarda çekildiğini ve o anda ne olduğunu Legolarımızın desteğiyle size canlandırarak konuşalım. Saturn 5. Bu gördüğünüz Saturn 5 roketi tüm Apollo görevlerini taşıyan roket ve tarihin en meşhur ve en güçlü roketlerinden birisi. Roketimiz rampadan fırlatıldıktan sonra yörüngeye girmek üzereyken ilk aşaması gövdesinden ayrılıyor. Artık yakıtını taşıdı ve bizi yörüngeye oturtacak olan ikinci ve üçüncü aşamalar devreye giriyor. Birinci aşama bizi yörüngeye çıkacak kadar yükselttikten sonra ikinci aşama roketimizle tam olarak yörüngeye oturduktan sonra ikinci aşamada bizden ayrılıp atmosferde parçalanmaya giderken üçüncü aşamamız devreye giriyor ve bununla Ay'a doğru yolculuğa başlıyoruz. İşte tam bu aşamada Ay'a doğru bize inmemizi verdikten sonra üçüncü aşamada gövdemizden ayrılıyor. Ve burada uzay seyahati sırasında çok ilginç bir manevra yapılıyor. Sadece bu manevranın testi için bile birkaç tane önceki Apollo görevleri fırlatıldı. Ve orada kumanda modülü yani fotoğrafın çekildiği yer ayrılıp uzayda ters dönüp Eagle'la tekrar birleşiyor. Ve bu şekilde Ay'a olan yolculuğumuz devam ediyor. Ay yörüngesine girdikten sonra Eagle da modülden ayrılıp Ay'a iniyor. İşte Collins'in 21 kez tek başına tur attığı ve fotoğrafı da çektiği kumanda modülü bu. Hatta bu iki araçla ilgili daha fazla şey görmek isterseniz Apollo 13 filmini de izleyebilirsiniz. Zira tamamı bu iki aracın içerisinde geçiyor. Eagle Ay'a inip 21 saatlik görevini gerçekleştirdikten sonra İniş modülünden ayrılıp tekrar ayın yörüngesine kumanda modülünde Collins'le buluşmak üzere yola çıkıyor. Ve işte bu tarihi fotoğraf tam da bu anda gerçekleşiyor. Yani Eagle tekrar kumanda modülüyle birleşmek için ay yörüngesinde kumanda modülüne doğru hareket ederken. Gerçek zamanlı Apollo. Apollo'nun realtime.org web sitesi bu görevlerin hayranı bir insan tarafından gerçekleştirilen devasa bir proje. Apollo 11, 13 ve yanılmıyorsam 18 görevlerinin tüm veri kaynakları, tüm telsiz mesajlaşmaları, NASA ve kumanda merkezi arasında, gemiyle arasında çekilen tüm görüntüler, fotoğraflar, her şeyin gerçek zamanlı şekilde oraya yüklendiği bir web sitesi. Bu web sitesi açıldıktan sonra bu kişiyi NASA işe alıyor ve arşiv bölümünün başına getiriyor. Artık tüm görevlerin arşivlenmesi ve halka sunulması konusunda bu kişi NASA ile birlikte çalışıyor. Müthiş bir web sitesi. Şimdi isterseniz bu web sitesini ziyaret edelim ve tam bu fotoğrafın çekildiği andaki telsiz mesajlaşmaları olan hareketleri de kısaca inceleyelim. Merak edenler için tam 127 saat 49. dakikada gerçekleşiyordu ama karıştırıyor olabilirim ve bu anı yorumsuz olarak izleyelim. I'll be looking in your slip window when I'm
Michael Collins her ne kadar tarihin en yalnız kişisi unvanını çok sevmediğini belirtse de gelecek hafta Michael Collins'in ölüm yıl dönümü onu böyle bir görevi ve bu hayranı olduğum fotoğrafı sizinle paylaşarak anmak istedim. Collins her ne kadar aya inen takım arkadaşları kadar ünlenmemiş olsa da görevin en önemli şanslarından birisi de oydu. İnsanlığa ve ay programında çok fazla emeği bulunan önemli bir astronot, onu da bu vesileyle anmak istedim. Umarım size keyif veren, bana ilham olduğu kadar size de ilham olacak bir fotoğraftır. Dünyanın en derin yalnızlığı ve Michael Collins. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.